Eskiden böyle karanlık, böyle sisli değilmiş bu ülke. Eyleme mi gidiyorsunuz lan siz? Memleketi mi karıştıracaksınız yine, he? Komutanım, şüpheli şahıs var, kaçıyor. Dur, kaçma! Seda'ya nasıl baktığını, ona nasıl davrandığını görmüyor mu sanıyorsun? Sonra bir gün karanlık gelmiş. Düşman etmiş bu ülkenin gençlerini birbirine. Aynı havayı solusalardı, kıymışlar birbirlerine çocuklar. Dağılın, her yeri didik didik arayın. Gülüm bak, günahımı alıyorum. Kenan yeter! Ben sadece sıcak bir yuvam olsun istiyorum. Bir ailem olsun istiyorum. Ama sen böyle biri değilsin. Yapma, ya. Allah bahtını açık etsin. Biz Cemre ile Sinan'ı bu gece götürüyoruz. İsviçre'den gelecek olan uzman da yarın sabah bizimle birlikte olacak. Ay, gitmek istemiyorum ben. Gitmeyeceğim. Sana söz veriyorum, bu karanlık bir gün dağılacak. Bırakın. Bir zamanlar uzak diyarların birinde karanlık, sisler kaplı bir ülke varmış. Bu ülkede kızını çok seven bir baba, bir de babasını çok seven bir kız yaşarmış. Bir gün bu babayla kız çok güzel bir yere gitmeye karar vermişler. Dilek dışına. Evet. Ama babayla kızın dilek dışına gidebilmesi için ıssız yollardan, karanlık sokaklardan, dehlizlerden geçmesi gerekiyormuş. Biz Cemre ile Sinan'ı bu gece götürüyoruz. Bırakın beni! Cemre! Eğer Cemre'yi bu halde görürlerse biz mahvoluruz. Ne diyorsun? Ödüm kopuyor Fiyan. Sen beni buraya neden getirdiğini ve neden hala burada zorla tutmaya çalıştığını söyleyecek misin artık? Cemre! Dilek Taşı yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.